Evet, 25 Ekim 2020 ve Akhisar Mecidiyeköy'deyiz. Ve rekor damla gübresinin yaklaşık bir ay önce kullanıldığı, tek bir kere kullanıldığı bir zeytin bahçesi. Üreticimiz Sayın Şenol Yazıltaş Beyefendi. Şenol abi, bu bahçede tabandan, yapraktan başka ne gübreler verdiniz? Bir başlar mısınız? Ekrana bakarak, evet. Tabandan hiç gübre vermedim. Hiçbir şey vermediniz. Hiçbir şey Yapraktan bir şey vermedim. verdiniz mi? Yapraktan da vermedim. İlaçlamalar yaptınız mı? İlaçlamaları yaptım. Anladım, çok güzel. Bir ay önce rekor damla gübresini aldınız. Evet. Ne fayda sağladı? Bir kısaca anlatır mısınız ya? Tane de faydasını gördük yani. Nasıl bir fayda gördünüz? Taneyi büyüttü. Taneyi büyüttü. Bunu canlı canlı gördünüz hızlı bir şekilde. Evet. Evet, rekor damla gübresi. Dekara kaç gram verdiniz? Vallahi işte burası 18 dönüm. İki tane. İki tane attım. Yani 18 dekara 1400 gram vermişsiniz. Yani dekara 80 gram, 90 gram vermişsiniz. Aynen. Ve tabii başka da vermediniz hali. Biz bu ürünü hatırlatalım. Rekor damla gübresi. Sezonun başından işte 150 gram bir kere veriyoruz. Arkasından 50 gram 50 gram en az 6-7 kere veriyoruz hali. Dolayısıyla sadece bir kere verildiği bir noktadayız şu anda. Bir kere verildi. Efendim, peki ağaçta nasıl değişim yaptı? Mesela ağacın görüntüsünde, canlılığında? Yani gözle görülür bir fark gördük. Evet. Ben bu sene gördüm. Ne şekilde gördüm sahile? Ben buraya 15 yıl oldu işliyorum. Evet. Böyle olmadı yani. Tane güzel oldu. Duble yakaladık. Bir numara yakaladık. Yakaladık. Peki hiç oluyor mu diyor duble falan mesela? Hiç olmadı. Peki şöyle söyleyeyim. Bakarsanız eğer bu sene 2020'nin insanlardaki, zeytincilerimizdeki en büyük sorun nedir şu anda? Tane. Tane şişmiyor. Şişmiyor. Peki kararıyor mu peki? Oğlum kararmıyor. Kararmayı sağlıyor mu peki? Bu sene fark var. Yani erken kararma özelliği de gördünüz ya. Yani çünkü şundan dolayı. Önümüzdeki yıl daha evet. fazla kullanmayı düşünüyorum. Yani memnun kaldınız, kullanacaksınız yani. Memnun kaldım. Şimdi Şenol Beyciğim şöyle zaten. Bir bitki eğer içini doldurursa, sağlıklı şekilde içini alırsa zaten karartır. Yani çünkü zeytinde kararma sebebi tamam iklim şartları uygun değil. Tamam bitki aşırı dolu olduğu zaman kararmıyor ama diğer taraftan da asıl mesele de içini tam özünü almaması. Bu da kararma geciktiriyor hali. Evet. Şimdi ağaçlarımızı gezelim şöyle. Kamera gelsin böyle lütfen. Şöyle göstersin kamera. Evet, şimdi bahçeyi gezelim biz şimdi. Evet. Abi şöyle gösterelim. Yani fark ne oldu mesela? Olmayan şey neydi mesela? Kendinize göre kıyaslayın. Bahçeye bakan insansınız. Şimdi bu kadar tutan bir ağaçta böyle tane olmuyordu. Evet. Mesela şu ağaçta kaç kasa zeytin var şu anda? Şu anda tahminen 2 kasa var. Ağaç kaç yaşında? 15-16 yaşında. Genç bir ağaç. Evet. Evet. Tabii biz tekrar söylüyoruz yani bu bir örnek bahçemiz değil. Bugün başından bakılmamış, tabanında taban gübresi yok, tabanında rekor gelişim gübremiz yok, yaprak gübremiz yok. Yani dolayısıyla biz bu noktada zeytincilikte bizim 3 tane ürünümüz var. Siz sadece bir tanesini bir kere kullandınız. 4 kere, 5 kere, 6 kere kullanması gereken bir ürünü. Dolayısıyla bunu bilelim öncelikle ama yine de siz değişimden memnunsunuz yani. Evet, memnunum. Kullanmayı tekrar tekrar düşünüyorsunuz yani. Daha fazla. Evet, gösterelim şu ağaçlarımızı efendim, gelelim buyurun. Evet. Şuna da bak. Evet, geçelim efendim. Gel buyurun. Sıradan gösterelim. Sıradan gidelim. Dönüşte doğru gösteririz. Evet. Evet. An itibariyle 25 Ekim'deyiz. Şu zeytini bir bakalım. İçi nasıl olmuş bakın. İçteki yağlanmayı bir kıralım şöyle içini. Bak gösterelim şöyle. Elinizde kaç numara şu anda? Şu anda 1 numara. Evet. Yağlanma oldukça güzel. Güzel diyorsunuz. Çok güzel. Etlilik güzel diyorsunuz yani. Güzel. Hakikaten bunu ben daha önce kırmadım, bu eti görmedim. Gerçekten. Bakın biz hep söylüyoruz. Biz hep şunu söylüyoruz efendim. Yani bugün muhakkak suretle rekor ürünlerimizi kullandığınızda şey yapalım. Tartıya göre konuşalım. Yani aynı elekte daha ağır gelir. Gösterelim şu anda. Yani o gördüğünüzden daha ağır bir zeytin vardır yani. Bilginiz olsun yani, tamam mı yani? Var. Yani o mesela kasada diyelim 2 numara gözüküyor. Halbuki o 2 numara değildir yani. Daha ağırdır yani. Evet. İkinci elekten daha ağırdır yani. Peki sürgüne katkısı oluyor mu? Evet. Görünüyor zaten. Ama bu sürgünler sonuçta bütün yıl boyunca çıkan sürgünler ama bugün ben size şunu söylemeye çalışıyorum. Yani son dakikada çıkan sürgün anlamında yani. Evet. Büyüttü diyorsunuz. Gösterelim şöyle. Gösterelim. Evet. Yani gayet güzel. Zaten şu an hasat yapıyorsunuz. Evet. Ablalarımız orada çalışıyorlar. Allah kolaylık versin. Sağ ol. Nasıl zeytinlerimiz? Çok güzel bu sene. İrilik güzel mi? Güzel. Allah bereket versin. Daha güzel olur. İnşallah. Allah kolaylık versin. Gelelim böyle gezelim biraz da. Kapışma, senin de yaz oraya.
İnşallah düşmez, merak etmeyin inşallah. Bugün evet. İşte çok basit bir hareketle, bir uygulamayla bu noktaya gelebiliyorsunuz ya. Ama tabii ki benim tavsiyem size şu Şenol Beyciğim. Neden gübre kullanmadınız? Bir öncelikle diğer gübreleri niçin vermiyorsunuz? Bununla alakalı bir konuşabilir misiniz? Yani ben size bu konuda gübreleme programı vereceğim şimdi. Buyurun. Kullandım. Ben daha önce kullandım gübre. Böyle fayda görmedim yani. Evet. Tabanla da kullandım. Başka gübreler kullandınız yani. Toprak altı. Evet. Toprak altı kullandım ama böyle bir taneyi yakalayamadım. Evet. Böyle bir tane yakalayamadım. Onun için diyorsunuz, sadece bunu kullanmak istiyorum diyorsunuz. Ben sadece bunu kullanacağım. İşte bunu tavsiye etmiyorum bu şekilde, bakın. Sadece bunu kullanacağım demeyin. Bizim size vereceğimiz gübreleme programı uyun lütfen. Önemli olan bakın. Ne para verdiniz, ne sonuç aldınız. Bu çok önemli. Yani bugün efendim çok para verdim. Yok arkadaş, o önemli değil. İster az para ver gübreye, ister çok para ver. Ama önemli olan verdiğinin karşılığını alıyor musun yani? Seni alırız. İşte aldığımız görüyoruz zaten yani. Seni alırız. Çünkü buyurun gelelim, gösterelim şöyle. Şu ağaçta kaç kıl zeytin çıkar efendim? 1,5 çıkar. Şimdi sürgünden dolayı sıkıyor değil mi? Biraz gizliyor şu anda. Evet. Şu an gizliyor. Gizliyor evet. Peki sizce bu zeytinle rekor damlamayı vermeseydiniz buradan kaç kasa çıkardı? Bir kasa çıkar mıydı o zaman? Anca. Seni alamadık. Geçen sene bir kasa alamadınız. Alamadık. Hayır, geçen sene değil de iri olmasaydı bir kasa, 1,5 kasa olmaz diyorsunuz ya. Yani. Oldukça kasayı daha çabuk dolduruyor. Tabii ki daha çabuk dolduruyor. Evet. Gösterelim şunları efendim, taneleri şöyle. Evet. Gayet güzel yani. Gayet güzel değil mi? Ben bu yazı takip ediyorum, bunların tanesini yeşilden evet. Takip ediyorum. Evet, evet. İyi olacak dedim bunlar kendi kendine. Çünkü her gün geliyorum ben buralara. Evet efendim. Bu arada rekor damlama gübresini Akhisar rekor gübre bayimiz Sayın Süleyman Bulgur'dan aldınız. Başaktarım. Evet, Başaktarım. Evet, hemşehriniz oluyor aynı zamanda kendileri de. Evet. Tabii. Gösteriyoruz buradan böyle. Kendilerine buradan selamlar iletiyorum ben. Şöyle. Geçelim efendim. Birkaç ağaç daha gösterelim şöyle. Ben size bir gübreleme programı vereceğim. Bugün neden bu önemli? Çünkü sonuç alamadığınız için diğer gübreleri kullanmıyorsunuz. Vazgeçtim diyorsunuz ya. Yani. Vazgeçtim, kullanmadım. Evet. Bir tane. Gayet güzel yani. Kaç numara? Bir numara. Evet. Duble var, kafa var orada. Bakın şunlar hiç kafa. Var. Geçen yıl ben dubleye hiç zeytin çıkaramadım. Şuradan avucunuza birkaç alır mısınız? Şöyle bir gösterelim şöyle. Avucunuza alın. Dubleye çıkartamadınız. İşte duble. Bitki çalışmazsa duble olmaz abi. Bu arada sulama sistemini değişik yapmışsınız şöyle. Evet. Hattı aynı TEDAŞ'ın kablosu gibi ya da yukarıdan böyle geçiriyorsunuz böyle. Su aşağı damlıyor böyle. Evet. Niçin böyle yaptınız efendim? Yazın işçi bulma sorunumuz var. Evet, şu tarihi gösterelim be. Yerimiz ot. Şöyle. Yerimiz otlanıyor, kaldırmak lazım. Kaldırıp traktörle işledikten sonra tekrar sermek lazım. Bir de işçiliği arttırıyor. Ortalama tane kaç şu an burada? Bir. Hepsi bir. Allah bereket versin. Amin. Tekrar söylüyorum. Yeterli mi? Hayır. Bu sadece 3 tane ürünümüzden bir tanesini, 5 keresini bir kere vermişsin sadece. O kadar. Yani evet. Bunu da bilelim haliyle. Ama seneye 3 sefer. Biz bu ağaçlarınızı doğru bakıldığında 3 verin, 4 verin. Yani programa uyun. Bakın sınır yok. Yani firmaların programı vardır. İlaçlarını zamlanmadan ben şimdiden almak istiyorum. Şimdi efendim anladım. Onu alın lütfen. Ama şunu söyleyeyim ben size. Şöyle isterseniz koyalım. Biraz daha gezelim. Şimdi haklısınız. Yani bugün gübre paraları belki önemli ama tekrar söylüyorum. Önemli olan sonuç arkadaşlar. Ne verdik ne aldık. Buna bakacaksınız. Ben ona bakarım yani. Sonuçtan memnunum. O şekilde. Gel bir daha geçelim şöyle. Ben şimdi size programı anlatacağım böyle. Gelelim böyle. Bakın çok güzel toplanıyor. Küçücük ağaçta oradan bir kasa çıktı mı? Yok, çıkmaz onunla. Evet. Evet. Daha tamam. Küçük bir ağaç evet. Evet. Oradaki numara tane büyüklüğü kaç? Burada. Evet. Yine aynı şekilde hep bir numara zaten. 1-2 bir numara evet. Aynen öyle. Evet. Yani 2020 yılında iklim nasıl gidiyor efendim? İklimi bir anlatır mısınız yani? İklim çok kurak geçti. 2020'yi çok kurak geçti. Stresli geçiyor. Evet. Yıl geç, kış geç bitti. Aynen. Gelelim efendim şöyle biraz daha gezelim. Gelelim böyle. Tarlamız kaça kaçtı kim? Sanırım 7'ye. 6-6. Evet, ağaçlar küçük olduğu için daha büyükmüş gibi gözüküyor. Evet. Aralı mesafesi. Gelelim böyle. Şuradaki tane durumunu görüyorsunuz. Evet. Nasıl? Kaç tane orada? 1-2. Maşallah. Erkenlerden olgunlaşmış.
Şimdi buradaki tane 1-2. Evet. 1-2 evet. Gayet güzel. Gayet güzel. Bu şu aralardaki şeylerimi gösterir misiniz? Açıp şöyle bir, çünkü zeytin siyahlaştığı için artık ağaçta gözükmüyor. Saklamış kendisini. Evet. Evet. Tanelerimiz burada, zeytinlerimiz. Burada kaç kasa var şu an zeytin? Elinizdekini isterseniz yere koyun da birazdan. Biraz daha konuşalım. Atabilir miyim? Atın tabii ki, tabii sergiye koyalım lütfen ha. Ziyan olmasın zaten ben de. Ha. Onlar bir karıştırdı. Tamam, siz oraya atın lütfen. Yere dökülenler kaç numara? 1-2. Çok güzel. Zaten fazla da zeytin kalmamış zaten orada. Küçük bir ağaç. Nasıl abi? Evet, güzel ben. İrlik güzel. Defalarca söyledim. Yani rekor damlama gübresi irleştiriyor diyorsunuz. Evet. Evet. Tabii sulamasını doğru yapıyorsunuz. Suyunu doğru alıyor. Burada sadece gübre uygulaması hiç yapılmamış yani. Sadece ilaçlama biraz yapmışsınız kültürel uygulama anlamında. İlaç var. Evet, ilaç. Şimdi gene atacağım. Gene atacaksınız, evet. Gelelim efendim, şuna da bakalım. Ondan sonra da ben size bir program sunacağım. Evet. Nasıl irlik yine? Şöyle gösterebiliriz. Evet. Çok güzel. Şu an bugün... Şu an 1 numara, 2 numara, 1 numara. Çoğu 1 numara zaten. Siz gelmeden önce ben bu kadar dikkatli bakmadım bunlara. Öyle mi diyorsunuz? Çok güzel. Bu kadar dikkatli bakmadım. Efendim bakın ya, zaten yaptığınız uygulamaların kıyaslamasını iyi yapacaksınız. Yoksa neyi, nasıl, ne kadar memnun kaldınız anlayamazsınız ki. Bunların hepsi birer Ar-Ge'sin için yani. Hı. Yanlış olan bir şeyi bir daha kullanmaya gerek yok. Bunlara dikkat edeceğiz yani. Sürgünümüz de güzel. Hı. Peki ağaç renk değiştirdi mi? Gözle görülür fark var. Evet, yani sadece zeytin irleşmedi. Evet. Evet. O zaman size bir soru. Şöyle geçelim. Biraz yaklaşalım şöyle. Aklınıza gelen zeytini irleştiren bir şey dediğinizde ilk aklınıza ne gelir o zaman? Rekor gelir. Şu an rekor gelir. Rekor damla gübresi. Aynen. Net şekilde bu gözüküyor diyorsunuz yani. Evet. Gücünü ortada gördünüz. Ki siz 100 gramın altında kullandınız bir sefer sadece. Aynen. Biz ne diyoruz? 100-250 gram arası bir seferde kullanıyoruz. Arkasından da her sulamada 50 gram 50 gram vereceğiz efendim. Yani uygulama şekli bu. Ben onu 100-100 yapmak istiyorum da. 50 değil de 100. Olur efendim. O şekilde yaparsanız da uygundur. Eğer az sulayacaksanız 100-100 yaparsınız. Ayda bir verirsiniz, olur. Uygundur efendim. Yani 4-5 kere verirsiniz yani. Evet. Uygundur ama diğer gübreleri de vereceğiz bakın. Tamam. Rekor damlama gübresi bugün gübreleri çalıştıran bir üründür. Şöyle gelelim efendim. Şunu siz bir alın. Şöyle alalım. Gelelim böyle. Şimdi biraz açılalım şöyle. Ben size öncelikle rekor damlama gübresini nasıl biraz daha uzaklaşalım isterseniz şöyle. Ha. Şimdi bakın ürünlerimiz şu şekilde. Zeytincilikte bizim kullandığımız 3 tane gübremiz var. Rekor ürünleri olarak. Rekor gübre alım şirketi olarak. Bir, rekor gelişim toprak gübresi. Toprağı kışın sonbaharda, ilkbaharda serpiyorsunuz. Granül bir üründür. Bugün su dengesini sağlar, suyun iyi yayılmasını sağlar, köklenmeyi sağlar. Dolayısıyla bugün kararma konusunda erkenciliği sağlar, dökülme konusunda destek sağlar. Bugün gübreleri aldırma özelliği vardır, daha da güzel. Dolayısıyla birinci ürünümüz budur. 2 yılda bir kullanılır. İkinci ürünümüz rekor damlama gübresi. İşte bunu da tane tutumundan başlıyorsunuz efendim. Yani taneler işte tuttu, başladı. Tuttu, orada başlıyorsunuz vermeye. Az önce konuştuk. Birinci uygulama 150 gram, 200 gram arası verip arkasından da 50 gram, 50 gram 2 haftada bir, 3 haftada bir sulamayla beraber verebilirsiniz. Atarken yalnız uygulayın ve öncelikle tankın başlarında, sulamanın başlarına verin. Sonrasında da vereceğiniz damlama gübresi varsa, ki eğer gerekiyorsa verin lütfen, onları da devamında uygulayacaksınız ya, tamam mı ya? Bugün hani bir tek başına bunu atın verin demiyoruz. Bunu asla kabul etmiyoruz. Toprağımızın, bitkimizin ihtiyaç duyduğu gübreleri vereceğiz haliyle. Üçüncü ürünümüz de rekor yaprak gübresidir. Rekor gübre yaprak gübresi. Bunu da eğer iyi bir tutum istiyorsanız, bitkide sürekli bir canlılık istiyorsanız, bitkinin daha dirençli kalmasını istiyorsanız eğer, ilave sürgün istiyorsanız eğer, bugün bu noktada olası sıcak soğuk dengesi stresine karşı zeytinin dökülmesini vesairesini engellemek istiyorsanız eğer, bunun için de muhakkak suretle rekor yaprak gübresini tavsiye ediyoruz. Bugün hem iyi bir tutum için hem iyi bir gelişim için, o da kesinlikle kombine bir üründür. Bu üç ürünümüzü kombine kullanacaksınız ama haricinde de örneğin taban gübresini, baharda bir azotlu gübreyi, bunları da abartmadan verin lütfen. Bunları tavsiye ediyorum. Doğru program budur. Bugün Şenol Bey daha önce bizi kullanmamış, rekor gübrelerini kullanmamış. Gübrelere küsmüş. Artık atmıyor yani. Olmaz. Olmaz abi. O noktada yarın bugün bunu yapmayacağız. Bugün bakın demek ki iyi ürünler varmış yani bu konuda gördüğünüz halde.
O yüzden de bugün bizim programımıza uyun lütfen. Bugün ben şu an ağaçlarınızı kötü değil ama çok daha iyi yapabilirdik yani. Gerek tutum açısından, gerek dökülme engelleme konusunda olsun, gerek irlik konusunda. Niye bunlar şu an acaba kafa olmasaydı ya da 170-160 olmasaydı? Bak şu an videolarımızı izleyin lütfen. İki kasa ağaç olan bir zeytin ağacında bugün ortalama 170-160 kalibre olan ağaçlarımız var yani. Bunları yapabiliyoruz yani. Bunları gösterdik. Eğer bugün videolarımızı izlerseniz bunları görebilirsiniz haliyle. Bugün zeytincilikte irilik çok önemli. Gemlik olayında irilik çok önemli. Ama yağlık zeytinler için de şunu söyleyeyim ben size. Bugün yağlık olayında da bugün kesinlikle yağ oranını artıran bir üründür. Az önce baktık. Nasıldı Şenol Bey yağ oranı? Yağ çok güzel. O da çok güzel. Dolayısıyla muhakkak suretle ürünlerimiz yağlanma oranını artırır haliyle. Bunu da yağcılık yapan, zeytini yağ için yapanlara tavsiye ediyorum efendim. Sadece ürünlerimiz tabii ki zeytinde kullanılmaz. Bu bölgemizde bağcılıkta yapılıyor. Bölgemizde Manisa'mız için konuşalım, kirazcılık yapılıyor. Tarla bitkileri, mısır, efendim buğday, tütün, pamuk şimdi yeni başladı son birkaç yıldır. Bunların hepsinde ürünlerimiz kullanılır haliyle. O yüzden bunları şiddetle tavsiye ediyorum ben. Şenol Bey şöyle, ben programı anlattım sizlere. Evet. Sanırım mevzu anlaşıldı. Anlaşıldı. Şöyle geçelim efendim. Efendim dostlarınıza tavsiye ediyor musunuz? Yani burada şimdi bunu sizi izleyecekler Mecidiyeköy'den. Ne dersiniz? Yani bizimle alakalı ne dersiniz yani? Ben zaten söylemiştim arkadaşlarıma da. Hı-hı. Tekrar söyleyeceğim. Söyleyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? Rekor yüzünü kullansınlar yani. Güçlü, etkili, hızlı. Etkili, evet. Evet. Ben çok teşekkür vaktinizi aldım ben. Tekrar Allah bereket versin. Hayırlı kazançlar diyorum ben. Amin. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun.